Beşik uleması diye de bir şey var. Bunu da bilin. Tamam mı? İyi niyetli olan bir şey eğitimi, bilimi desteklemek için olan bir şey daha sonraları kötü kullanılmaya başlandı. Alimin oğlu da alim olur anlayışıdır bu. Yani bunu sordular. 2008 ön lisan sorusu bu. Şu an benimki rütbem, şu anki payem, şu anki derecelerim. iki oğlum kutalmış ve ilterişe de verilirse ne olur? vallahi süper olur. Yeminle 3 maaş alırım, helikopterle gezerim. Anladın mı? Ama ama abem benim öğrencimle onların öğrencisi arasında dağlar kadar fark olur. Şimdi mesela ben öğrenci diyorum tamam mı? De ki bana örtmenim He, ne, oldu Örtmenem bu bizi sarmadı ya ya bunu bir salla gitsin de sen bizi şöyle tarihte bir bayağı bir geçmişe götür sen bize şöyle bir yontuk taş cilalı taş ne bilen ne taş onları anlat de hemen abim sil tahtayı ben takır takır anlatırım sana hepsi burada ya hocam işte istemiyoruz ya bize şöyle bir kurtuluş savaşı anlat Yunan'ı karpuz kabuğu gibi denize dökelim falan sil tahtayı anlatırım ya hocam boşver burayı da sen bize şöyle bir soğuk savaş anlat ben anlatırım hepsi burada düşünsene sen haftaya tarih dersine kutalmışın geldiğini sonra soru çözümüne ilterişin geldiğini kutanmış gelecek diyecek ki evet o çocuklarım nerede kaldıydık babam nerede kaldıydı şurada kaldı tamam aç oku 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 evet anladınız mı evet anlamadık iyi ödev haftaya çalışın gelin böyle öğretmenliğe ne var lan kurban oldu mu bir milleti bozmak mı istiyorsun iki şeyini boz bir eğitim iki hukuk bu ikisi bozuldu mu görürsünüz abim tamam. a görüyoruz üstü günümüzde eğitim valla. Acayip bir durumda yok işte uzaktan eğitim yakından eğitim falan falan derken millet salıverdi gitti. Yani keşke şu eğitimimiz çok ciddi sağlam bir yerde olsa. Hiç bunların hiçbirisi yaşanmaz abim. Anlaştık çok bağımlıyız dışarıya. Bilin. Beşik uleması bu. Alimin oğlu alim olur anlayışı. Ve...